Efendim herkese iyi günler. Geniş açı programlarımızdan Geleceğin Koridorları adlı programımızın ilkini yapıyoruz. Geniş açı programımız bünyesinde bir çalışma yapıyoruz. Ve bugün ilk konuğumuz Burak Önder'le birlikteyiz. Ben Sabri Öz. Tim TV'den herkese iyi günler, güzel günler diliyorum. Elbette içinden geçtiğimiz kötü günlerimiz var ama inşallah çok daha düzlüğe çıkacağımız günleri de göreceğiz diye ümit ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Çok şükür. Yaramaz bir şey yok. Uğraşıyoruz. Vallahi. Geleceğin Koridorları adlı programımızın ilkini yapıyoruz sizinle. Bizim için büyük bir şeref sizinle beraber olabilmek. Ee, sağ olun kırma, kırmadınız bizi ve geldiniz. Ee, sizin gibi özellikle kendi sektörüne hakim efendim, özellikle dünyada pek çok ülkeyi gezmiş ve bilgi birikimi daha önce yüksek olan bir arkadaşımızla, kardeşimizle beraberiz. bu onuru bize bahşettiğiniz için hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Hazreten teşekkür ediyoruz. öncelikle dilerseniz kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Seviniriz. Çünkü öğrencilerimizin bir kısmı sizi tanımıyor olabilir. Biz girdiğimiz derslerde sizden oldukça bahsediyoruz geniş bir şekilde ama yine de ilk defa izleyenler, sizinle ilk defa karşılaşanlar olabilir. Dolayısıyla kendinizi kısaca bir tanıtabilirseniz çok sevinirim. Öncelikle ilk program beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. ben 1982 İstanbul doğumluyum. İsmim Burak Önder. Ee, i̇lkokul, ortaokul e, İstanbul'da, Şişli'de doğduğum mahallede e, okudum. Sonra asker hayatım oldu. En son İstanbul Üniversitesi'nde e, işletme yük yüksek lisansından mezun oldum. E, i̇ş hayatında lüks plastikte e, firmamız hem plastik, banyo e, ve camdan mamul sofra eşyaları üretiyoruz. E, ürettiğimiz ürünlerin %75'ini de geçen yıl itibariyle 93 ülke ihracat ihraç ben ediyoruz anladım. ürünlerimizi, ee, bunun yanında da Sivil Toplum Örgütleri'nde gerek İhracatçılar Birliği'nde gerek EFSİT'te kendi sektörümüzün derneğinde kurucu başkan olarak. olarak PAGEV'de vakfımızda Plastik Araştırma Geliştirme Vakfı'nda farklı görevlerde bulundum. Ee, böyle kısaca özetleyebilirim. Sivil toplum kuruluşlarına özellikle tim e, tarafında yani Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde birlikte yaptıklarınıza geleceğiz ama hı hı. ondan önce e, kendi sektörünüzle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle tabii e, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü dediğimiz zaman içine seramik, porselen, işte çelik, emaye, e, evlerde kullandığımız tava, ondan sonra plastik, cam, küçük elektrik dev aletleri, bugün mutfağımızda kullandığımız bütün ürün gruplarının içine alan bir sektör. Yaklaşık yıllık ihracatımız 3,5 milyar dolar. Dünyanın e, 150'den fazla ülkesine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu noktada baktığınız zaman, Değerde en büyük, dünyada 6. sıradayız. İyi bir oyuncuyuz. Türkler genellikle, Türk firmaları kalite algısı yüksek, işte rekabetçi fiyat verebilen, iyi iletişim kurabilen olarak tanınır dünyada. Bu yönüyle güçlü bir sektördeyiz. Dünyanın her tarafına hem sektör olarak hem fuarlar, gerek heyetler, gerek URGE projelerle dünyanın farklı lokasyonlarına gidip, hem ülke markasına... E, hizmet ediyoruz. Hem de ürünlerimizi e, pazarlayarak ülkemize bir katma değer katmaya çalışıyoruz diye kısaca özetleyeyim hocam. Ne güzel. Ee, Bahsettiğiniz ettiğiniz altıncılık e, sektörel bazda Sek, mı Sektörel. Ebe mutfak eşyaları sektöründe dünyada altıncı sıradayız. Aslında kilogramda Çin'den hemen sonrayız. Tabii değerde Avrupalı bazı ülkelerimizle geçiyor. Bizim, e, bizim e, mutfak de. eşyalarının 3.20. Türkiye'nin ortalamasının iki katından daha fazla. Tabii 2.2'lerde evet, 1.2'lerde yani. 1.40'lardaydı. Evet. Hatta 1.60'ları gördük 2014 yılında. Şu an 1.20'lerde evet. seyrediyor. Evet. biz onun üstündeyiz yani. Ve dış günlük. ticaret fazlası Aslında veren. yüksek. Tabii dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden bir tanesiyiz. Yani evet. ihracatımız ithalatımızdan çok daha fazla. Hedef ne? Ya bizim hedefimiz bu şeyde 4.5-5 milyar dolara ilk üçe girmek onu söyleyeyim. Tabii burada hedef çok önemli. Bunun yanında tabii ki ee, daha kaliteli, kaliteli demeyeyim, daha katma değerli ürünleri üretecek işte inovasyon, ARGE, tasarım, bütün bunlarla beraber, üretim teknolojisi, bütün bunlarla beraber e, katma değerli üretim yaparak ilk üçe girmeyi e, sektör olarak hedefliyoruz. Bununla ilgili de ciddi çalışmalar var. Gerek kamu nezdinde, gerekse sivil toplum, gerekse firmaların dünyayı gezmek tabii, şeyi değiştiriyor yani e, bakış açınızı değiştiriyor. Yurt Biz dışındaki yana... müşteri ha, kesinlikle evet, evet. yurt dışına çıkmanız, yurt dışındaki müşterilerle görüşmeniz, orada kurumsal firmalarla çalışmanız onlar sizi hep geliştiren süreçler. Zor süreçler ama zorluk e, zorlukla beraber gelişiyorsunuz. Yani gelişim öyle çok kolay bir şey olmuyor. O yüzden e, bir yönüyle şanslıyız, bir yönüyle çaba ediyoruz gayret ediyoruz. Belki bazı noktalarda biraz daha yavaş ilerliyordur. O bizim belki kültürel kodlarımızdan dolayı yani bunun muhakkak kültürel bir boyutu da vardır bu süreçlerin, inovasyon, tasarım ve diğer konuların. Kültür aslında her şeyin etkisi vardır. Ama son yıllarda bu gelişim hızı de artarak devam ediyor. Çok iyi, dünyada çok büyük, çok iyi markalarımız var. İnovasyonu genelde anlatırken öğrencilerimizle bunu konuşuyoruz. Yani elbette kültürün çok büyük etkisi var. Fakat sizdeki argüman e, ziyade ÜRGE tarafında çok evet. ciddi bir e, oluşum ve e, farklılaşma var. E, peki Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'deki e, ÜRGE'yi yeterli görüyor musunuz ya da e, ne gibi mesela ileri dönük hani geleceğin koridorlarında olduğumuz için o koridorda bizi ne bekliyor bu sizin sektörünüzde e, teknolojik anlamda e, ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Doğru bir söylemek gerekirse çok yeterli bulunuyorum. E, bunun ee, tabii sektörel farklılıklar da var bu işin içinde. Yani her sektör için konuşacaksak onda belki e, hatayı yapabiliriz ama Türkiye'nin genelini içine alacaksak, hani genel bir şeyden bahsedeceksek zaten bunu kilogram başı ihracat değerimiz bunun en güzel göstergelerinden evet. bir tanesi ya da e, işte yaptığınız sanayide ya da ihracatta aldığınız yüksek orta yüksek teknoloji ürünlerin payından bunu anlayabiliriz. Yani biz daha şu an çok sembolik noktalardayız. Tabii bunun Belki hani bir tarihsel perspektiften baktığımız zaman e, biz tarım kültüründen sanayiye geç geçmişiz. Yani 1980'lerle başlamış yani baktığınız zaman. İşte 2000'lerle beraber ihracat Türkiye'de konuşulmaya başlamış. E, bu yönüyle yeniyiz. Hani şirketlere baktığınız zaman da Türkiye'nin en büyük holdingleri, en büyük firmaları daha 3. kuşağında. Hani ben bir araştırma yapmıştım İngiltere, Fransa, Almanya'nın ortalamasına bakmıştım. 15. kuşak hani ticaretin içinde ticareti yapan şeylerin yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizde üçüncü kuşak var mı? Üçüncü, yani üçüncü kuşak en büyük holdinglerimiz. Hani isim vermeyeyim dedim. En büyük holdinglerimiz şu yani an bizim üçüncü, kuşak. Sektörde var mı üçüncü Bizim sektörde uçak? yok. İkinci kuşak e, devam ediyor. üçüncü kuşaktan temsilciler belki yok ya benim hatırladığım yok için açısı. Benim şu anda bir hızlıca düşünüyorum. Üçüncü kuşak yok. İkinci kuşaktayız. Yeni yeni öğreniyoruz. Yani ben şeyi çok önemserim. E, insan i̇nsan bilmediğini bilmesi gerekiyor ki arayışlı olsun. Kendi sektörümüze de baktığım zaman, Türkiye'ye de baktığım zaman, dediğim gibi genç bir sanayiciyiz. Genç Sanayimiz daha genç. İracatı daha yeni yeni öğreniyoruz. Kültür değişiyor, dünyayı bakış açımız değişiyor. Her geçen gün değiştiğimizi ve geliştiğimizi söyleyebilirim ama dünyanın bu kadar hızlı değiştiği, hatta değişimin bile belki aska dönüştüğü bir süreçte bu gelişimi de çok hızlı bulmadığımı söylemek isterim. Yani çok daha iyi e, refleks gösterebiliriz. Tabii bunun bunu sadece bitikelden değerlendirmek de doğru olmayabilir. Bu coğrafyada çok fazla kriz ve kaos oluyor. Yani orta uzun vadeli düşünme yetimiz, yeteneğimiz çok fazla gelişmiyor. Her gün başka bir şeyle uyanabiliyoruz bu coğrafyanın e, şeyinden. Coğrafya kaderlere çok katılmasam da bu söze. Ama gen olarak böyle bir gerçeklik payı da var bu işin. E, kaderlik anlamında değil ama çok fazla kriz ve kaos yaşadığımız için hani orta uzun vadeli düşünme yeteneğimiz çok fazla gelişmiyor. Bakamıyoruz o tarafa doğru. Bütün bunlarla beraber hani e, değerlendirirsek e, yine de yani ben dünyanın çok farklı lokasyonlarına gidiyorum. Latin Amerika'ya gittim işte yani yıl içinde gidiyorum. Amerika'ya gidiyoruz işte Avrupa, Sahra Altı, Afrika, Uzak Doğu. Her gittiğimde şunu e, görüyorum diyorum ki Türkiye'nin önünde gerçekten büyük fırsatlar var. Ee, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada yaşam var olduğu sürece biz buralar ürünlerimizi çok rahatlıkla pazarlayabiliriz, satabiliriz. Bu hissiyatı en fazla nerede görüyorsunuz? Yani Avrupa'da mı daha... E... Avrupa da bizim ihracatımızın en iyi olduğu yer. Yani tabii ki üç, üç, ihracat çevre ülkelerle başlar. Avrupa bizim iyi bir komşumuz. Buraya katma değerli ihracatımız diğer evet. bölgelere göre daha fazla. Ama hala en azından kendi sektörüm için söyleyeyim. Biz Avrupa'da Modern markette değil, geleneksel markette daha fazlayız. Hmm. Ki modern market Avrupa'da çok daha büyük bir e, market. Buradaki pazar payımızı çok daha iyi getirebilecek e, elimizde enstrümanlarımız var. Yani e, kendimizi de çok aşağıda görmememiz lazım. İyi bir konumdayız. Ama dünyanın neresine gidersiniz? Latin Amerika'nın bambaşka özelliği var. Türklere karşı yani tabii bölgeyi değerlendirirken... Bakış nasıl? Yani. Şimdi mesela Latin Amerika'da ben bu söylerim, mesela Kolombiya, Kolombiya'da ya da Latin Amerika'nın genelinde ne işin ağırlıklı... var mı? Bu? Yok <laughs> hocam orada Osmanlı zamanında buradan göçen e, vatandaşlarımız gerekiyorsa işte Osmanlı pasaportuyla gitmişler, Lübnanlılar, Ermeniler, işte e, Yahudiler buradan göçerken Osmanlı pasaportuyla göçmüşler. Tabii onlara El diyorlar. Şimdi El Turkoların tabii hicret etmek. Çalışmayı getir. Yani bir yerden bir yere göçtüğünüz zaman, yaşamda kalmak için iyi çalışmanız lazım. Bu giden Osmanlı gidenler de çok iyi çalışmışlar. Orada bazı terimler var. Mesela Türk gibi çalışmak, yani iyi Oo. çalışmak. Aslında Türkleri biliyorlar. Gene özür dilerim böyle değil ama genelde e, gurbete gidenlere, genelde e, efendim mülteci tarzında ya da sığınmacılar için bile geçerli bu. E, i̇şte bugün Suriye'de biz yaşıyoruz. Suriye'den gelenlerle biz yaşıyoruz. Veya vakti zamanında bizim Türkiye'den Almanya'ya gidenlerle yaşadık. Hakikaten gurbete gelenler veya biz öğrencilerimizden de biliyoruz mesela yani Afrika'dan gelen öğrencilerimizin bir gurbet ya da evinden uzak olması, silah hasretiyle nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Belki evet. de bundan mı kaynaklanıyor acaba? Muhakkak ondan kaynaklanıyor. Yani o yaşamda kalmak, başka konfor alanınızı çıkıyorsunuz, aileniz, aileniz doğduğunuz topraklardan çıkıyorsunuz, başka bir yere gidiyorsunuz ve yaşamlı tutunmanız lazım. Bunun da en temel şeyine iyi çalışmanız gerekiyor. Bunlar da bunu yapmışlar. Hatta oranın Nobel ödüllü yazılı, Kolombiya'nın Nobel ödüllü yazılı Gabriel Garcia Marquez vardır. Çok Marco iyi bir diyor. yazardır. Onun mesela Kırmızı Pazartesi kitabında şey vardır mesela. Türkler, der, Lübnanlı'yı anlatır. El Turco der. ile ilgili bir şey anlatırken Türk diye hitap eder. Yani bizi orada biliyorlar. Tabii son 10 yıldaki Türk dizilerinin orada aldığı pazar payı. Yani gittiğiniz zaman Türk Türk'üm dediğiniz zaman direkt şey söylersen size. Bir tane filmin kahramanıyla hitap Oo. ediyorlar. Türkleri çok iyi biliyorlar. Hani evet. e, bunu bunu görüyoruz. Burada çok ciddi bir pazar var. Tabii her pazarın gerektirdiği bir e, daha böyle sofist biz biraz da şeyi bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. İhracat da az önce söyledim ya her tarafa aynı metotla mal satmak. Artık şunu öğrenmek gerekiyor. Daha sofistike bakmamız lazım. Orayla tarihi bağlarımız, coğrafi uzaklığımız, oradaki insan, kültür, yemek yeme kültürü, mutfak eşyalarından bahsedeceksem her, oradaki pazarın yapısı, bütün bu ekosistemle yaklaşmak gerekiyor. Burada tabii, e, tek burası için değil, dünyanın diğer bölgeler için söyleyebilirim. Burada şu şunu söyleyebiliriz. Tabii kolaycılık şu oluyor hep, e, Türkiye'de kesimler beklentilerini, işte, kamu bunu yapsın, özel sektör bunu yapsın, akademi bunu yapsın, sivil toplum bunu yapsın, hep ötekinde arıyoruz hatayı. Halbuki tabii o bir insanı rahatlatan bir şeydir. Ee, birlikte çalışma bunun içinde kamu, ben sivil topluma çok önem atfediyorum. Sivil akademi tabii. Zaten üçüncü ayakta akademi. akademi. Biz bir Hollanda'ya bir ziyarette bulunmuştuk. Resmi bir ziyarette. Orada ben de Hollandalılarla ilgili şeyim vardı. re-export'u çok iyi yaparlar. İşte 500 milyar dolarlık ihracatları vardır. Küçücük bir ülke. Latin Amerika'ya gidersiniz, onların ürünlerini görürsünüz. İşte Uzak Doğu'ya giderseniz onların ürünlerini görürsünüz. Merak ediyorum. Tarımdan her türlü ürüne kadar ticareti, o liman kenti vakti zamanında iyi kullanmışlar. Dedi ki bizim üçlü başarısını sordum ben. Dedim ki merak ediyorum. Hani sizce sizin başarınızın nedeni ne? Dedi ki üçlü bir sac sacaya vardır bizde. Kamu, özel sektör ve akademi. Güzel. Ee, bu sacaya İstediğiniz gibi üstüne binayı yapabilirsiniz. Ama bunu çok iyi çalıştırıyoruz dedi. Yani bir bizde mesela nasıl biz ö, bir öyle öz eleştiri için söyleyeceğim. Biz hep birbirimizi suçlarız. İşte üniversiteler bir şey yapmıyor. İş dünyası şu. Kamu bu. Halbuki o da bir kültür. Hani birlikte çalışma kültürü. Birlikte çalışabilirsek, güzel örnekler çıkartabilirsek. Çünkü biz biraz daha görsel hafızaya önem veririz hani kendi toplumumuz, güzel örnekler de gösterdikten sonra belki bu case birçok metodoloji uygulanabilir. İyi örneklerle beraber bu üçlü sac ayağını kurabilirsek çok daha hızlı. Çünkü bizim bize koşmak yetmez. Çok evet. net bir şey söyleyeyim. Biz uzun atlayarak koşmamız lazım. Yani o arayı aradaki farkı özellikle batı ile olan ticari, sanayi, kültürel bütün bunları içine alarak söylüyorum. Biraz daha efor sarf etmemiz gerekiyor. O konfor alanlarımızdan çıkma gayretinde olmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Şimdi sanayi, özellikle savunma sanayine baktığımız zaman aslında bayağı bir mesafede aldık. Yani elhamdülillah Türkiye evet. o anlamda çok iyi. Fakat sizin sektörünüzdeki, sizin bu bakış açınız bize çok daha fazla umut veriyor. Hem bu genç yaşınızda maşallah dinamik bir yapıyla daha yetmez çok daha fazlasını koşmamız ve almamız gereken uzun uzun hedefler var diyorsunuz. Bu anlamda çok güzel. Kesinlikle bir kere en temelinde söyleyeyim bizim bu memlekete borcumuz var herkesin. Süper. Yani işte biz devletle büyüdük. İlkokul devlet okulunda, hastanesine gittik, askerliğini yaptık. Hani bir yönle bunun içinde yaşadığımız topluma, içinde yaşadığımız ülkeye bir borç bu. Tabii ki çıkarımız olacak, para kazanacağız. Bunlar kazandığımız parayla yatırım yapacağız, kazandığımız parayla argeye, inovasyona, e, teknolojiye yatıracağız. Tüccar olmanın da gereği bu. Tabii. Yani 100 fayda dönecek elbette. Kesinlikle. Ki yani. kâr. İşletmelerin birinci evet. amacı kar. Bilal Ahmet Cemilki Evet. Bu e, bir şekilde ülkenize de yaptığınız bir hizmet. İşte ben Sivil Topluma Örgütü Başkanlığı yaptığımız zaman şey derdim. Dünyanın işte 70 ülkesinden insanları Türkiye'ye getiriyoruz. Arkadaşlar evet ürün satacağız ama daha önemli bir şey var. Bir insan aslında ürün satmak için ülkenizi sevdirmeniz lazım. Evet. İki, ülkenizi anlatmanız lazım. Bugün Türkiye ile ilgili birçok noktada black propaganda dediğimiz, kara propaganda yapılıyor. Bunlar buraya gelmişken bizim ülkemizi çok iyi anlatmamız lazım. Evet. Çok iyi tanıtmamız lazım. Onları çok iyi karşılamamız lazım ki onlar kendi ülkelerine gittiği zaman yani televizyonda reklam yapsanız bu kadar etkili olmaz. Ama onların kendilerini anlatması kendi yurttaş, yurttaşlarının anlatması çok daha etkili olur. Hani e, Sayın Cumhurbaşkanımız da söylerdi. Derdi ki hani gittiğiniz yerlerde sizin göreviniz sadece mal satmaktan öte bu ülkeyi de bu ülkenin insanını da tanıtmak, anlatmak gerekir diye. Gönüllü elçisiniz. evet, yani. evet. Aynen, aynen, Gönüllü elçi olmanız lazım diye. E, buna öyle bakmamız gerekiyor. Bütün Hepimiz şey aynı gemideyiz. Aynen. Dün bir başka programda orada konuktum, panelist olarak bulunuyordum. Ee, hazır dedim programa çıkacakken, şöyle Türkiye'nin son 10 yılına bir bakayım istedim. Ama bir de ne gördüm? Ee, yani son 10 yılda yaşamadığımız şey ne, kalmamış neredeyse. Yani hmm. e, işte e, her yıla bir düşen seçim yaşamışız. Hmm. Efendim her yıla bir düşen afet yaşamışız. En büyük afeti elbette e, Maraş e, ve e, o bölgede Hatay olan e, afetlerde, arka arkasında iki deprem dünyada görülmüş bir şey değil. Ama e, mesela sel baskını, yangınlar, e, efendim ondan önceki depremler vesaire falan ciddi e, işte e, kömür madeninin e, patlaması vesaire falan. E, bunlar ciddi anlamda e, bizi hep böyle bir e, durak sattı. E, onun yanı sıra 2011 itibariyle başlayan Arap Baharı ile Suriye'de gelişen ve e, ülkemizin almış Tabii olduğu ya, göç evet. meselesi var. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman yine de son 10 yılda baktığımda kişi başı düşen gayri safi milli hasılamız Üstelik de doların o kadar yükselmesine rağmen, yani işte bir dönem biliyorsunuz 2002'den 2010'a kadar iki seviyesinde, evet. 1.8-2.0 seviyesindeydi. Ama doların o kadar yükselmiş olmasına rağmen kişi başı düşen de gelirde çok şükür bir farklılaşma yok. Sadece geçen yıl 8500, önceki yıl yani 2021'de 8500-8600 civarıydı. Sonrasında tekrar 10.500'e toparlamış bir değer görüyoruz. Bu anlamda elbette bizim genç ve dinamik yapıda olan iş dünyasındaki arkadaşlarımızın etkisi çok büyük. Herhalde bu gibi şeyler de sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani bu coğrafyada yaşıyoruz. Sorunlarımız çok büyük. Karabıropakan'da çok fazla ama biz hiçbir zaman o kötü yansıtmaları, Kötü dayatmaları e, işselleştirmiyoruz. Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Evet. Hamdolsun o anlamda e, çok e, ümit varız, öyle söyleyeyim. Böyle her kriz aslında biz krizlere aşılanmış bir toplumuz. Yani emekçisinden evet. en yukarıdaki işte politikacı deyin, akademisyen deyin, işte iş e, dünyası deyin. Krizlere aşılanmışız. Bu, bu bir gerçek. Bunlarla mücadele. Ben şöyle diyorum mesela, Türkiye'de... E, bir iş yapan insan dünyanın her tarafında o işi layık ile yapar. <laughs> Çünkü e, dedi, az önce söylediğiniz gibi her sene bir problem, her sene bir sıkıntı. Ama burada şu şahri de koyuyorum. Sadece da sığınmayacağız. Bize düşen şey, evet. bize düşen şey, evet bunlar bizim gerçeklerimiz. Bunun vermiş olduğu bir huzursuzluk olabilir. Ama önümüzde çok büyük fırsatlar var. Ev ödevlerimizi hepimizin, biz gençleri de suçlamayacağız. Tabii, tabii. Akademisyenleri de suçlamayacağız. Siyasetçileri de suçlamayacağız. İşte kamuyu da suçlamayacağız. İşte, bize düşen şey önce kendimiz bize düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek. Aynen, yani, yani suçlamak insanı rahatlatan bir şeydir. İşte o yüzden gençler mesela çok ya, bu gençlerden bir şey olmaz diyorlar. Mesela her dönem ama bu dönem değil. Niye? Evet. Çünkü bütün sorumluluğu ve sorumsuzluğu onları. hayır. E, Aristoteles'ten beri bu söylemler var. Evet, Bizim o. tabii ki hiçbir şey yükcücüt etmiyorum ama gençlere inanmamız ve güvenmemiz lazım. onların dünyaya bakışı, şu andaki dünyayı görüşü ben mesela kendi penceremden baktığım zaman çok daha iyiye giden hani inceldiği bir şeyi görüyorum. Evet birçok olumsuzluğu yaşayabiliriz ama en azından orada dünyayı bilen, dünyayla entegre bir insan kaynağımız geliyor. Gençler geliyor. O yönüyle şeyim. orada sadece bir şey daha söylemek isterim. Tabii Türkiye'nin Gen genel olarak baktığımız zaman da orta gelir tuzağının dışına çıkması lazım. Burada hep kurtulamadık değil mi? Evet. Ya? Yani orada da hep bize güven şey düşüyor. Siz söyleyin sorumluluklar düşüyor. Evet. Ee, i̇şte bu orta gelir tuzağından ikinci dünya savaşından sonra çıkabilen ülkelere baktığınız zaman kimler? Japonya, Güney Kore var. İşte Finlandiya var, Almanya var. Bunlar çıkmayı becermiş. Nasıl becermişler? Tabii ki sanayi ve ihracatla ve sanayi ve ihracatının içinden orta yüksek teknolojinin aldığı payla onu da çıkartmışlar e, ve bunu başarmışlar. Tabii ki tarım çok önemli, tabii ki hizmet sektörleri çok önemli ama herhalde sanayi biraz daha lokomotif bir rol oynuyor. Özellikle bizim gibi ülkeler için. E, buralarda belki biraz tekrar olacak ama, hepimizin ev ödevlerini iyi çalışması bizi o orta gelir tuzağından çıkaracak Musa. Tabii o biraz konfor alanı hep terk etmekle alakalı evet. bir şey. Yani orada da çekmek lazım. O konforun dışına çıkabilmek lazım. Rahatsız olmak lazım. Bunu rahmetli Özal döneminde çok iyi yapmıştık galiba değil mi? Yani evet. 24 Ocak kararları arkasından Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesiyle dışa açılım ee, özellikle ithal e, ikame ürünlerin artık e, ihracata yönelik bir şekilde ürünlerimizi dış piyasalara e, açabilmek, dış piyasalara satabilmekle ilgili e, oluşturduğumuz çaba hakikaten Aynen. O zaman işte sanayi ve ihracat ilk kıvılcımların başladığı da. zamanlar o zamanlar. Gerçek evet. manada o zamanlar evet. yani. Düşüneceksiniz. Evet. Bir sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminde bir dönem arkadaşlarımızla yüksek lisans ve doktora programımız var biliyorsunuz. Evet. Ee, hatta bu arada sizi doktoraya bekliyoruz. Onda söyleyeyim. İnşallah. <laughs> İnşallah. Ee, yüksek lisans tezlerimizden bir tanesinde şunu üzerine çalışmıştık. Bu az önce bahsettiğiniz, özellikle Hollanda'nın kullanmış olduğu üç sacayağı yani akademik kamu sanayi işbirliği. Biz onu Eskowitz modeli diye anıyorlar onu hmm. e, literatürde. Biz onu biraz daha geliştirdik ve güllük modeli haline getirdik hmm. ve beşli bir oluşumun, beşli bir sarmalın olması gerektiğini ortaya koyduk. Nedir o beşli? Ee, akademik kamu sanayi evet Artı STK, artı medya e, şeklinde olması gerektiğiyle ilgili güzel bir tez Hı -hı. yazdık. E, bunu da e, bilgilere paylaşayım istediler. Hazır yeri gelmişken. Tabii ki sivil toplum. Mesela medya Çok dediğiniz önemli. şey. Batı'da dördüncü güç medya. Evet. Yasama, yürütme, yargı dördüncü güç Ve, medya. Evet. Beşinci güç sivil toplum. Evet. Dediğiniz gibi bunlarla bir ekosistem yaratılabilir yani doğru bir şey e, yapılabilir. STK'larda neler yapılabilir? Neler olması gerekir? Siz de kurucusu hı hı. E, ve hala ben sizi zaman zaman e, eşimle falan da konuşurken e, işte bizim başkan ne yapıyor derim yani. Hı. Burak Başkan ne yapıyor? Burak başkanla beraber falan diye. Adımız öyle kaldı bir kere. O, o silinmez. E, STK'larda e, durum ne? Ve özellikle tim tarafında yapılması gereken ya da e, tecrübelerinizden deneyimlerinizden bahseder misiniz? Türkiye'de tabii sivil toplum çok daha iyi bir yerde olması lazım. Sivil toplum lokomotif. Yani ülkelerine her anlamda değer katarlar. Yani sivil toplum tabi askeri olmayan manasında değil. Yani siyasi ve askeri olmayan, hiçbir yere bağlı olmayan evet. yani taraftır. Ee, sivil toplumda iş dünyası için söyleyeceğim bunu. Tabii ki çok güzel sivil toplum örgütleri var, çok iyi işini yapan. Ee, ama daha çok basatın iktidar olduğu bir şeyi görüyorum ben. Bir üretici, sanayici kendi fabrikamdan baktığım zaman. Evet. Ee, tabii ki işini iyi yapan, tekrar altını söylüyorum, iyi yapan... sivil toplum örgütü başkanları, sivil toplum yöneticileri var. Ama genel olarak baktığımız zaman bunu gördüğümü söyleyebilirim. Tabii bu neden? Ee, Kimselerisi kalmıyor. Mesela ben e, hani kişinin... Babam şey der, kendini anlatması edeben çok doğru değildir. Benim değil ama o zamanki yönetimdeki arkadaşlarımızın bir başarısı olarak anlatayım. Ee, i̇lk böyle... E, bir heyet yapacağız ama denenmemiş. Dünyadan alıcıları Türkiye'ye getireceğiz. İstanbul'da onları ağırlayacağız ve yaklaşık 50 tane firma, 50 firmamızla beraber B2B toplantılar yapacağız. Tam o dönemde böyle Türkiye'de, İstanbul'da özellikle istenmeyen olaylar oluyor. Dünya basınına yansıdı işte. Biraz patlama falan o, o dönemleri geldi. 2014, 2015, evet, 2016, 2015 civarı. 2014 evet. hatta aynı Haziran-Kasım arası mı? O seçimlerin... Evet, evet, evet. O, o, o zamanlar. Ee, ama dedik ki biz bunu yapacağız. Yani neden yapacağız? Bir, dünyaya şey göstermek lazım, ee, gelenlere. Gelmeyi de bilir, bunu cebimizden de karşılayabiliriz bir kısmını. Tabii bize de düşebilir. Var mısınız? Arkadaşlar dedi ki, yönetim konuda varız abi. bunu yapalım. Hem az önce söyledim ya bizim ülkemize de bo bir borcumuz ve biz bunun başarılı olacağına da inanıyoruz. Bir başladık, bu sene yedincisini yapıyoruz. Her Başa geçen abi. gün büyüyerek geliyor. Hiç denenmemiş şeyler. İşte heyetlere başladığımız zaman, tabii ki Türkiye'de bazı heyetler yapılıyordu hani onu üstlenmek istem ama içeriği dolu ön yapan, bir gün önceden giden, işte retailer turu yapan ona az önce söylediğim gibi biraz daha sofistika bakan, dünyadaki modellerle kıyaslayan, üzerine her yaptığımız şeyde bir şeyler koymaya çalışan, geliştirmeye çalışan bir anlayış vardı. Ve bugün sektöre baktığımız zaman kendi sektörüme ihracat vizyonunu oluşumunda çok büyük etkisi olmuştur Evstin. Müthiş. Çok büyük etkisi olmuştur. Müthiş. Bu tabii tekrar söylüyorum. Bu arkadaşlarımızın hep beraber ortaya koymuş olduğu bir başarı. Türkiye'de yapılacak çok iş var. Ben size oradaki başarının bir başka kilidini söyleyeyim. Hı -hı. Belki de biliyorsunuzdur ama... ...bu yüzünüzde olduğu için bir şey de değildir. Yani hani iltimas geçilecek, söylenecek bir şey de değildir ama... ...şunu gördüm ben sizin çalışmalarınızda. Akıllı insan, aklını kullanan insandır da daha akıllı insan, başkalarının da aklını yönetebilen insandır. Evet. Dolayısıyla sizin ekibinizim. Ben e, tanıdığım kadarıyla birkaç Hı. arkadaşımızı da tanıyorum yakinen. E, onların da çok akıllı olduklarını biliyorum. Hı. Bu e, aslında bir anlamda o e, gruba başkanlık yapan kişinin de cesaretidir. Yani akıllı Tabii. insanları etrafında tutabilmek aynen. büyük bir cesaret o, ister. O te tehlikeli bir şeydir aslında bakarsanız. Tehlikeli aynen aynen. bak baktığınız, baktığınız zaman, zaman. ama şey oradan çıkıyor. Yani başarı oradan geliyor. Başarı aynen oradan geliyor. Farklı düşünceler, farklı görüşler, onların tartışılması. Biz şey derdik. Masaya yatırmayacağımız hiçbir doğrumuz yok. Bir de her şeyi de FETÖ bunu yaparken. Tabii. Yani hani bir işletme içinde falan olsanız yine biraz daha güven oluşur. Hani mesela patronsunuz, evet. tamam akıllı insanları toplarsınız, kardeşim parayı ben veriyorum dersiniz. Nihayetini kesersiniz ama Aynen. gönüllülük işi, işin içine girdiği zaman, yani bir STK işin içine girdiği zaman, evet. orada bunu yapmak çok daha zordur. Evet. O anlamda hakikaten ben sizi tebrik ediyorum, Exit bünyesinde yapılan çalışmalarda. Çok büyük bir var. öncü olmuşsunuz. Ben onun yedisini yaptığınızı bilmiyordum. Yani, ee, harika. Hocam şey de var işte yani, yine bir önceye geleceğim. İşte kamu bunu yapsın. Tam yapsın. Bunu isteyelim. Kamudan ne isteyeceğini bile bilmemiz lazım. Yani e, kamuyu da yüceltmeden söyleyeceğim. Ama gittiğimiz zaman mantıklı şeylerle bize cevap veriliyor. Hani Bunu demezsek de haksızlık yapmış evet. oluruz. Kamuya. Ama mantıklı şeylerle gitmek lazım. Ben öyle istekler, öyle talepler duyuyorum ki, yani diyorum ki ya, kamu bizi nasıl ciddiye alsın? Üç dünyası olarak. Hani ne istediğimizi Amacımızın ne olduğunu, neyi hedeflediğimizi gerçekten çalışarak, ödevimizi yaparak, sadece bir söylem değil, hani e, böyle basma kalıp reçetelerle değil, gerçekten üzerine düşünülmüş, tartışılmış, e, doğru karara çıkmış, bunlarla gitmek e, evet. size olan şeyi de gösterecek. Siz söyleyin saygıyı. Bu adamlar geldiyse doğru şeylerle gelmiştir. Hani Bütün bunlarla bakmak lazım. Bilgi üretme noktasında eksiklikler görürüm. Çok az sivil toplum örgütü var, bilgi. En basitinden şunu söyleyeceğim. Veri üretmek, bilgi üretmek, bilgiye dayalı, rapora dayalı yok. Böyle bir kültür yok. Hiç istemediğimiz deprem olayı başımıza geldi. Evet. Bir kez daha aramızdan ebediyete intikal edenleri rahmetle arıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir kez daha yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Ama burada bile sivil toplumun haldır haldır veri üretilmesi lazım. Değil mi? Biz neleri doğru yaptık? Neleri yanlış yaptık? Nelere hazırlık yapmalıyız? Hangi işte iş dünyası için söylüyorum. Yani kriz yönetimi noktasında biz sanayicilerimiz büyük bir sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Türkiye ihracatının hani 11 ile alırsak yaklaşık %10'u. Kriz yönetimi nasıl yapacaklar? Biz nasıl destek vermemiz lazım? Neler yapmamız lazım? E, deprem zamanında, işte konteynırların nereye kurması lazım ki sanayi, tarım... Tarımı da bundan ayırma Devam etsin. Bütün bunları çalışacak bir şeyin olmuyor. Mesela Gölcük Depremi'ni yaşadık, 99. Değil mi? Evet. Büyük bir sanayi bölgesiydi. Buralarda neler yaptık, hatırlıyor muyuz? Gitti, hafıza gitti. Çok, Çok niye, önemli söylediniz. Evet, niye hafıza? Şimdi hafıza olmayan yerde, hocam, entelektüel bir derinlik olmaz. Şimdi her gelen Sivil Toplum Örgütü Başkanı, oradaki yapıyı tamamen değiştirirse, genel sekreterliğini, genel sekreter yardımcısını, bir... o zaman orada entelektüel derinlik olmuyor. Hafıza gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bilgiyi üreten, dünyayı takip eden, dünyadaki gelişmeleri raporlayan, bunu üyeleriyle paylaşan, bir kamuoyu yaratmaya çalışan, bir kamuoyu oluşturmaya çalışan basınla beraber, işte gerek yapacağı, çok güzel işler ortaya çıkartabilir sivil toplum. Evet. Hiç öbürkülerinde hata aramadık. Bir, e, tabii nicelik burada e, bizim ülkenin nüfusumuzla da alakalı bir şeydir ama şu söyleyeceğim e, istatistikte. E, gelişmekte olan bir ülke olarak bizim Türkiye'de mesela şu anda e, her 8 kişinin bir şey var, e, bir STK'sı var. Hı. yaşım müsait olanlar için o grubu söylüyorum. E, her 8 kişinin bir STK'sı var. E, İsviçre'de bir kişinin 6 tane STK'sı Hı. var. <laughs> yani e, evet, nicelik belki e, şey olmayabilir, hani e, tek problem, e, tek e, doğru metot niceliği artırmak değil ama işin fonksiyonel tarafıyla da ilgili dediğiniz gibi o veri tabanını, o e, birlikteliği, o gönüllülüğü ve sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği işlevselliği ortaya koyduktan sonra hı hı. öyle tahmin ediyorum dediğiniz gibi o anlamda da çok güzel işler yapılacaktır ve e, ciddi bir veri havuzu oluşturulmuş evet. olacaktır diye biri evet. bir hep değişsin. hocam pas geçiyoruz. Evet. Halbuki yanlış anladım 2020 pardon 2000 yılında bütün insanlık hayatında oluşturulan veri bir yılda oluşturuldu. 2010 2020 yılı arasındaki veri oluşumunun 5 evet. kat olacağı söyleniyor. Ha hani bizim kültürel yine şeye geleceğiz. Ee, az önce aşağıda sohbet ederken de arkadaşlarınıza söylemiştim. Bizde veri mesela 60 yaşının üstünde Doğum tarihini... ...gün, yıl, <laughs> ay olarak bilen kaç kişi vardır? <gülüyor> yani, <gülüyor> hasatların... verildiği e, evet. zamanda doğururlar. Cemre ilk düştüğü de. zaman. Keraz olduğu zaman. Evet. <gülüyor> 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 Bunlarla, e Bunlarla... ...bir kez daha bizi izleyenlere... ...özellikle gençlere, arkadaşlarımıza... ...geleceğin koridorlarını konuşuyorsak... ...geleceğin koridorlarında... ...bize fener olacak... ...etkenlerden bir tanesi kültürse... ...bir tanesi de veridir. Evet her anlamda veriyi oluşturmak, veriyi kaydetmek, e, big ve data'dan, tabi, smart data'ya işleyebilmek, evet. onu anlamlı hale getirmek, daha sonra onu raporlamayı bilmek ve okumayı bilmek. Evet. Bunların hepsi o geleceğin kolidorlarında, konuşuyoruz programın adı, elimizdeki bir fener olarak düşünmelerini e, haddim olmayarak tavsiye ederim. Estağfurullah, Hadi ne demek. Ee, esasen e, Dijital dönüşümün getirdiği en önemli bileşenlerden bir tanesi olarak zaten görüyoruz. Büyük veri ve büyük veri mining dediğimiz yani big data mining dediğimiz meseleyi. Dolayısıyla o alanlarda özellikle gençlerimizin ki biz genç nüfus olarak yani Avrupa'dan epey ilerdeyiz. Aktif, dinamik bir nüfus yapımız var. O anlamda o avantajı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani gençlerimizin kullanıcı değil de teknolojiyi kullanıcı tarafında değil de Teknolojiyi bilhassa üreten tarafta olabilen bir yapıya kavuşması lazım. Bunun için tabii biraz akademinin de yapması gereken şeyler var. Milli eğitimin de yapması gereken şeyler var. Eğitim, öğretim tarafı... iş dünyasında yapması gereken şeyler var. Hepimizin aynen öyle. yapması gereken bir şey var. Ama en önemli şey hocam, yine de bireyin bunun farkında idrak etmek. Evet. Yani bazı sorunlar sadece kaynak sorunu değil, idrak sorunudur. Artık şunu kimse diyemez herhalde. Ben cep telefonu kullanmayacağım. Sadece evet. ev telefonum var diyemez. Ya da bunu ona benzetiyorum ben. Ben WhatsApp kullanmayacağım, bana mesaj çek. Ben mail kullanmayacağım, bana fax çekin diyemeyeceğimiz gibi evet. ileride verisiz, programsız, bir ERP'siz, CRM'siz bir çalışma şeyi olmayacak. Ben bunu şirketime de anlatıyorum. Tabii şirket tarafından bakacak olursak, bizi izleyen geleceğin patronları da olacak. Şirketin kültürü patronla birlikte doğar. O, Patrona göre şekillenir. O yüzden e, muhakkak ya da yöneticisine, CEO'suna, genel müdürüne ismini ederseniz deyin. Arkadaşlarımızın ki gençlerin ben bu noktada bizden daha yetenekli olduğunu görüyorum. En azından kendi çocuklarımdan görüyorum. Daha yetenekliler. Ama bu tarafta işte onları e, idrak etmeleri bir sistem içinde çalışmayı, o verilerin oluşturulması, onu anlamlı hale getirilmesi gibi ERP programları, CRM programları gibi farklı programları kullanabilme yeteneklerini göstermesi gelecek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, bir şey hatırlatmak lazım belki. 26-28 Mayıs tarihlerinde Allah kısmet ederse Spring Konferans adı altında bir program düzenleyeceğiz. Sen de söylediğiniz Hı. üzerine aslında güzel gidiyor. E, Spring konferansı yani şey, Bahar konferansları biz aslında dört defa yapmıştık daha önce beşincisini düzenliyoruz şimdi e, yapacağımız e, konferans tamamen metaverse ortam üzerinde yapılacak uluslararası düzeyde Polonya'dan Hindistan'dan Almanya'dan e, Cape Town'dan e, öğrencilerimiz ve sunumlar e, hocalarımız sunumlar yapacaklar ve e, çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi kendi dillerinde yapacaklar İsteyen de istediği dilden dinleyecek üstelik de onun sesinden dinleyecek. Sonraki kişinin yeah. sesinden dinleyecek ve bu yazılım bize ait yani bu bu şey tarafı bize ait ee, muhteşem gelişmeler var yani ama e, çok daha e, iyisini yapabilmek lazım çok daha ilerisini verebilmek lazım dediğiniz evet. gibi. Ee, bu anlamda e, Tipping Konferansında duyurusunu yapmış oldum. İnşallah. Kalesiyle. Ben de bir yani bu vesileyle bir şey söylemek <laughs> istem. Tabii siz bana bir şeyler söylediniz. Ben bunu bir rüşveti kerem olarak anlaşılmasını istemem. Ama sizleri gördükçe çalışmalarınızı ben de sizi bir şekilde sosyal medyadan takip ediyoruz arkadaşız. Ee, benim de e, ülke olan inancım artıyor. Güzel örnekleri görmek. Yani güzel yapılan çalışmaları görmek, o Metaverse ilk konuşulduğu zamandan itibaren sizin bununla ilgili çalışmalarınız var, yazılarınız var, paylaşımlarınız var. O yönüyle yaptığınız çok kıymetli. Yani biz bizim yaptığımız işten Kesinlikle. ben şöyle görüyorum. Tabii ki yani özellikle gençlerin işte gelecekte bu ülkeyi her anlamda yönetecek, bu ülkede yaşayacak insanların bu şekilde bilgiye sahip olmalarını sağlamak bence çok ee, önemli bir iş. Teşekkür Elimizi ederiz. Emenize sağlık ya. Yani. Teşekkür ederiz. Biz e, Sanayi Politika ve Teknoloji Yönetimi altında vermiş olduğumuz, metaverse ortamında vermiş olduğumuz dersler de dahil olmak üzere e, bir takım arkadaşlarımızın metaverse çalışmalarını da bir kitap haline getirdik. Bu kitabı da size programın anısına e, sunuyor olacağım. Çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah şunu gösterebilirim şöyle. Nereden görünüyor? Hangisi? Kamera bilmiyorum ama. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dolayısıyla e, bu kitabı da size takdim ediyor, ediyor olacağım. E, Cengiz Akyıldız ve Rezvan Yılmaz'la Beraber yaptık ki Rıdvan bizim bütün Metaverse altyapımızın da yüklenicisidir. Hı hı. Ee, sağ olsun çok kahrımızı çekiyor. Çok şeyler söylüyoruz ona <laughs> ama o da, o da yapıyor hiç e, bıkmadan usanmadan Allah razı olsun. Bu kendisine. program bahsede teşekkür ederim hem destek evet. verenlere de teşekkür edelim. hep evet. Kitabımızı da size takdim ediyor olacağız programımızın dışında. Efendim Mehmet e, geniş açı programları çatısı altında. Geleceğin Koridorları adlı programımızın ilk... yayınını yapmış oluyoruz. Çok kıymetli bilgilerle... özellikle tecrübelerinizle... dinamik yapınızla... gençlerimize Geleceğin Koridorları'nda ışık tuttuğunuza inanıyoruz. Çok Teşekkürler. Varsa ilave edeceğiniz, etmek istediğiniz bir iki cümle daha alabilirim. Benim Dokramı için kapatalım. konunuz olmak ayrı bir değer. Bir de ilk programda Geleceğin Koridorları'nda... Konumuz konunuz olmak ayrı bir şeref. Bir kez daha ben de beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki herkese iyi günler diliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.